Yani Mehmet'li maaşımı çekeceğim, bana yardım eder misin? Başka arabaya binip gitmez yani. Yanlış aldılar, kürsüye de söyledim. Ne kürsüye? Yaptığı yanlış, bizim buna sıkmamız lazım. Sence? Yani, doğru değil, hiçbir zaman bizim yanımızda kimse böyle hareket edemez. Yani kendini o pozisyonda gördük, hiç hoş hareket değildi yani. Biz haber tane uşağıyız, bizim bunları sıkmamız lazım. Aynen. Sen nasıl ettin daha ya? Sevkiyat işini hallettin mi? 30 bin dolar burada. Tamam, bu akşam alemlere akıyoruz. Akacağız bugün. Sonuna kadar akacağız. Şimdi bu hayat bize güzel. Hayırdır lan? Peşindeler. Abi peşindeler. Kim peşin? Ne oğlum? Abi ben bir eşit yakın pişman oldum abi. Ne diyorsun oldum oğlum? Kalk. Abi peşindeler abi. Lan ayağa kalk. Alın şunu şuraya. Kimmiş lan peşindeki? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne oldu, derdini söyle, ne oldu? Babaya söyle, babayla konuşmak istiyor. Sen babayla konuşmak istiyor. Gel. Resul abi. Resul adamların parasını çaldım abi. Benim peşindeler, sen aslında mal, bana yardım et. Oğlum bu kaçıncı lan? Abi, bak! Bana bak! Evet abi. Abi, abi. Bize sığınanı geri çevirmeyiz ama bir daha yaparsan! Abi söz yapmayacağım abi. Geç şuraya.
Hop hop hop! O çantayı da o adamı da bize vereceksiniz. Aydın kardeş, mekanıma yaptığın bu saygısız girişi affediyorum. Çantanı alıp gitmeni emrediyorum. O adamı da bize vereceksiniz. Bizi yanlış yaptı. Aydın, kardeş beni bilen bilir. Ben bugüne kadar bana sığınan hiç kimseyi teslim etmedim. Etmem de. Şimdi çantanı alıp git veyahut da sonuçlarına katlanırsın kardeş. Hepimiz aksiyonu severiz. Ta ki sert bir kayaya çarpana kadar. Evet, vicdanı sızlamadan hırsızlık yapan, türlü türlü aksiyonların içerisine dahil olan ve her türlü günaha korkusuzca giren bir baş karakterimiz. Böyle koşuşturmacalar sonunda karakterimiz artık işin içinden çıkılmaz bir duruma düşmüştür. Bu andan itibaren haddini aşmış olan baş karakterimiz, acizlik ve zayıflığının farkına vardığı için pişmanlık duyup sığınılacak bir yer arar. Sığınılacak bir yeri bulduğu vakit tüm yaşadığı sıkıntılarını unutur, isteklerini güvendiği bu kişilerden talep eder ve onların himayesi altına girer. Karşı taraf, "O adamı da bize vereceksiniz, bize yanlış yaptı." derler. Baş karakterimizin sığındığı taraf ise, "Ben bugüne kadar bana sığınan hiç kimseyi teslim etmedim, etmem de." Aynen öyle de bizler bu dünyada çeşitli sıkıntılara giriftar oluyoruz. Türlü türlü imtihanlara maruz kalıyoruz. Bizler de tıpkı baş karakterimiz gibi kendimize sığınılacak bir yer bulmalıyız. O yer ise sıkıntılarımızı çözebilecek, bütün isteklerimize cevap verebilecek, tehlikelere karşı bir an dahi olsa bizi yalnız bırakmayacak olan Kadir-i Zülcelal olan Allah'tır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allah kendisinden başka sığınılacak bir yerin olmadığını bizlere bildirmiştir. Bizler de fefirru ilallah ayetinin emrine uyup dağ gibi olan günahlarımızdan, sıkıntılarımızdan, yani aşılamayacak gibi görünen bütün zorluklarımızdan sıyrılarak Allah'a koşmamız gerekmektedir. Biz Allah'a koşup ona sığındığımız zaman o da bizi dertlerle, sıkıntılarla ve zorluklarla baş başa bırakmayacaktır. Nasıl ki bir mafya kendisine yönelen birisini karşı tarafa vermiyorsa, aynen öyle de o mafyadan daha güçlü ve izzetli olan Allah, biz ona yöneldiğimiz zaman bizi zayi etmeyecektir.